أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين استعن بالله وان ربك لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ الْتَوَّابُونَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ قَالَ عَتَاءُ اللّٰهِ الْاِسْكَنْدَرِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعَصِيَةٌ اَوْرَسَتْ زُلَّمْ وَانْكِسَارًا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ اَوْرَسَتْ عِزَّمْ وَاسْتِكْبَارًا بز misafiriz ولكن ولكن biz de mihman bekleriz. Kamil insan babında ihsan bekleriz. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde de beyan ettiğimiz gibi Allah Celle Celaluhu biz kullarına ibadetler emretmiş ve o ibadetler vasıtasıyla rububiyetin ve uluhiyetin karşısında bize düşen nasip olan ubudiyeti kazanmamızı, ubudiyeti tatmamızı istemiştir. Allah'ın ubudiyet dediğimiz Allah'ın huzurunda inkisar, boyun kırıklığı, acziyet, tevazu, mahfiyet ve hiçlik olan bu kemal noktası en güzel şekilde ibadetlerle elde edilir. Bunun en şerefli, en konforlu, en asil peygamberlere yakışan, ariflere yakışan, evliyaullah'a aşıklara yakışan şekli budur. Ama insanoğlu beşeriyet gereğince bazen ibadetlere devam etse de o ibadetleri maalesef nefsin elinden alıp Allah'a arz edemeyebilir. Nefis ibadetlerden kendini bir şey zannetmeye ve onlarla başkasının fevkinde olduğunu görmeye kişiyi sevk eder. Nitekim eslafımızdan bir Allah dostu gece teheccüde kalktığında evladını da kaldırır ve birlikte abdest alıp teheccüd kılmaya başlarlar. Hoca Efendi'nin oğlu teheccüd namazını kıldıktan sonra etrafına dönüp bakar ve o vakitte hiç kimsenin ışığının yanmadığını görünce etrafında gördüğü komşularını ve müminleri eleştirerek ''Ah insanoğlu, böyle şerefli bir saatte, böyle kazancı bol bir zaman diliminde herkes yatağa yenilmiş, uykuya mahkum olmuş der ve onları gıybetini yapar. Babası bunu duyduğunda evladına döner, evladım der. Sen iki rekat namaz kıldın diye müminleri küçümseyeceksen, sen onları hor göreceksen, sen onların gıybetini yapacaksan keşke sen de onlar gibi bu saatte uyuyor olsaydın der. İşte insan iki rekat namaz kıldığında birkaç gün oruç tuttuğunda hemen kendini başkalarından üstün görme zafiyetiyle hatasıyla karşı karşıyadır. Bayburtlu bir genç camide namazını kılarken ibadetle meşgul olurken yaşlı birisi onu arkasından görür ve özenerek, imrenerek der ki, maşallah şu delikanlıya bakın der. Ne kadar da güzel namaz kılıyor. Bu övgüsü delikanlı tarafından işitilince delikanlı hemen selam verir ve arkasına yaşlı adama ve kendisini görenlere dönerek üç günlük de oruçluyem verir. Nefis hemen kendini pazarlamaya hazır vaziyettedir. Halbuki ibadetlerin maksadı nefse rütbe vermek değildir. İnsan nefsi skor peşindedir. Onun için ibadeti güzel yapmak yerine çoğaltma derdi, cehdi, gayreti içerisindedir. Güzel ibadet ettin diye değil, kaç rekat kıldın diye sorarlar adama. Bu nefsin arzusudur. Bu insanların beğendiği ve alkışladığı bir şeydir. İşte bu ibadetin ubudiyete yani mahfiyete vesile olması için ibadetten kendisine pay, kendisine hisse ayırmaması gerekir. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri Mesnevi'den bir hikaye nakleder ve meselenin anlaşılması için gayret sarf ederdi. Bir aslan, bir kurt, bir tilki üçü bir arada ava çıkarlar Aslan avlar, kurt ve tilki avları toplarmış. Akşam olunca istedikleri kadar bir av toplanınca aslan kurda demiş ki hadi bakalım şu avları payette görelim demiş. Kurt hemen aslan payını aslanın önüne koymuş. Sonra biraz kendisine ayırmış. Daha azını da tilkinin önüne koymuş. Aslan sinirlenmiş. Bu avları sen mi topladın Nasıl böyle bir taksim yaparsın? Kurt demiş ki efendim bu sizin payınız, aslan payı. Bu da fakirim, bu da tilki kardeşin. Bu avların hepsi bana ait. Bunların hepsini ben topladım, ben avladım. Sen nasıl kendine pay ayırırsın deyip aslan pençesiyle kurta bir dokat atmış. Kurt olduğu yerde ruhunu teslim edip dört ayağı yukarıya. Sonra sıra tilkiye gelmiş. Taksim'i tilki yapacak ama tir tir titremektedir. Hadi bakalım. Şimdi Taksim'i sen yap demiş aslan. Tilki hemen mevcut etleri üç parçaya ayırmış. Efendim bu sizin sabah kahvaltınız, bu da öğlen yemeğiniz, bu da akşam yemeğiniz demiş. Aslanın çok hoşuna gitmiş. Hani sana? Demiş ki efendim sizin yanınızda, ormanın kralının yanında benim gibi bir miskinin hiç ismi geçer mi? Benim İrap'tan mahallim olur mu? Benim payım yok demiş. Ben sadece size hizmetle mükellefim deyince bu edep aslanın çok hoşuna gider. Ve aslan tilkiye sorar. Sen bu edebi nereden öğrendin deyince hemen oracıkta yatan, ruhunu teslim etmiş olan kurdu gösterir, kurttan der. Aslanın hoşuna giden bu edep karşısında bütün etleri tilkiye bırakır. Ben ormanların aslanıyım, avlamaktan aciz değilim. Ben istediğim zaman istediğimi avlarım. Bunların hepsi senin olsun der. İşte Allah Celle Celaluhu'nun da bizden istediği ve bize de yakışan o tilki gibi sahip olduğumuz bütün ibadetleri Allah'ın tevfiki bilip Allah'a arz etmemizdir. Ama hiçbir zaman Kurttan kurttan daha aşağı olmayan nefsimiz rahat durmaz. Mutlaka iraptan mahalli varmış gibi kendine hisse ayırır. Hisse ayırmaya devam ettiği müddetçe ubudiyet tam ve kamil olmaz. İşte bu durumda daha önceki derste de söylediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu en şerefli yoldan ubudiyeti kesbetmeyi beceremeyenler ki bunun için bir mürşidin sohbetinde, bunun için bir tarikatın müntesibi olarak adabına riayet etmek ve hep boyun büküklüğü yaşamak icap eder. İnsanı şişirecek, insanı kendisini beğenmeye sevk edecek her türlü davranıştan, her türlü iltifattan uzak durmalıdır. Bugün tarikat-aliye intisap edip uleva kisvesine bürünüp sonra da insanların ubudiyetten hissedar olmamalarının sebebi maalesef kendimizi bir şey zannedecek sebeplerden uzak duramamaktır. Bir kardeşim bunu şöyle ifade eder. El öptürme hastalığı der. Eğer elimizi her uzananı öptürmeye devam edersek bu bir dönem sonra kendimizi beğenmeye, başkalarından üstün görmeye bizi götürür. Başka şeyler de vardır. Mesela Yolda yürürken etrafımıza onlarca kişinin takılıp bizi evimizden mescide, mescitten eve giderken kalabalık insanların peşimizde olması nefsin kendini bir şey zannetmesinin ifadesidir. Bize ismimizle veya en fazla hoca diyerek hitap edilmiş olmasıyla iktifa etmeyip kendimize hoca efendi, kendimize efendi dedirtme gayretleri ve bundan rahatsız olmamada hiç farkında olmadan nefsimize ünvan vermemiz bizi ubudiyetten uzaklaştırır. Yıllar önce rahmetli Hasbi Hoca Efendi İsmaila Camii'nin yıllarca müezzinliğini yapmış. Yıllarca vaaz nasihatta bulunmuş. Efendi Hazretlerimizin çok kıymetli talebesi ve bacana olan Hasbi Hoca hacca gitmiş. Onunla beraber haç mevsiminde orada bulunan ihvanlarımızdan birisi dersini tecdit etmek, dersini yenileme vakti geldiği için bunu yapacak bir sorumlu hoca efendi aramış. Demişler ki ona hasbi efendi eski müezzinliğin altında genelde vaktini orada geçirir, orada ararsan onu bulur dersini değiştirir, dersini yenilersin demişler. Adam gelmiş eski müezzinliğin altında ilk karşılaştığı cemaat kisvesine sahip birisine demiş ki efendim ben Hasbi Efendi'yi arıyorum. Bana Hasbi Efendi buradaysa gösterir misiniz deyince sorduğu zat demiş ki evlat niçin arıyorsun dersimi yenileceğim onun için deyince önce şunu bilesin İsmaila cemaatinde Hasbi Efendi diye bir kimse yok. Mustafa Efendi var. Hasan Efendi var, Kemal Efendi var ama Hasbi Efendi diye birisi yok. Hasbi Hoca diye birisi var. Eğer Hasbi Hoca'yı arıyorsan o benim, otur dersini değiştireyim demiştir. Hasbi Hoca nefsin nelerle insana çelme takacağını bilir, çok hassas birisidir. Onun için yaşarken kendisine en yakınındaki insanların bile hasbi efendi demesine müsaade etmemiştir. Belki de vasiyetidir. Mezar taşına bile hasbi hoca yazılmıştır. Allah Celle Celaluhu ünvanlarımızı, makamlarımızı, ibadetlerimizi, sevdiklerimizi manevi yolda durağımız ve tuzağımız kılmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte Ataullah İskender'i bu inceliği bildiği için Mahsiyetün evreset züllen ve nkisaran buyurur. Allah Celle Celaluhu ibadetlerle daha konforlu, daha şerefli, daha asil olarak peygamberlere benzerce, benzer benzeyerek ulaşılabilecek olan ubudiyete bir türlü ulaşamayan, ibadetlerinden kendini efendi, ibadetlerinden kendini arka, kalabalıklar oluşturan, şöhret oluşturan, konfor oluşturan efendim bir dönem sonra kendini la el zanneden, herkese nasihat verebilecek ama hiç kimsenin kendisine nasihat veremeyeceği kadar burnu sivrilmeye, başı diklenmeye başlanırsa Allah Celle Celaluhu ibadetlerini boşa çıkarmamak için o ki geceler kıyamla geçmiş, gündüzler sıyamla geçmiş, Allah'ın rahmeti okulu terbiye etmek için ikinci aşamaya geçer. Nasıl? Perhizde veyahut da belli gıdaları dikkatli yemesiyle tedavi etmeye, güçlendirmeye çalıştığınız bir hastanızı, çok sevdiğiniz bir yakınınızı bunlarla iyileşmeyeceğini bu hususta dikkatli olmadığını anlarsanız ilaç faslına o da fayda etmezse onu ameliyat masasına yatırıp kesip doğramanız, ameliyat etmeniz bir zaruret. Ona duyduğunuz sevginin, ona duyduğunuz merhametin, o güne kadar yaptığınız tedavilerin boşa gitmemesini adına kaçınılmazsa işte Allah Celle Celaluhu ibadetleri yapmış ama maksadına erememiş kuluna merhametinin ikinci sahfasını açıyor ve onu musibetlere maruz bırakıyor. Türlü türlü musibetlere maruz bırakıyor. Bu hastalık olabilir. Bu elinden talebelerinin gitmesi olabilir. Bu cemaatinin dağılması olabilir. Bu farklı şeyler, malının zayi olması, iflasa düçar olması veya sıhhatliyken yatağa mahkum olması olabilir. Allah Celle Celaluhu onu daha çabuk ubudiyete, daha çabuk acziyete götürecek ikinci yolu, zor yolu, meşakkatli yolu, dikenli yolu önüne koyar. İşte musibetlerin en büyüğü de, musibetlerin en zoru da bir kulun Allah'a karşı işlediği günahlardır. Mahsiyettir. Hastalık günahın yanında hiçbir şey değildir. İnsanın malını mülkünü kaybetmesi Allah'a karşı edepsizlik yapmasının yanında hiçbir şey değildir. İşte Allah Celle Celaluhu ibadetlerle varılamayan, bir türlü başarılamayan ubudiyeti başarsın diye Allah Celle Celaluhu kuluna bazen hastalık, bazen farklı şekildeki musibetleri, bazen de günahı önüne atar. İşte günah işlediği zaman eğer bir kul günahından, edepsizliğinden ayrı bir haz devşirmek yerine, nitekim Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu, bir derviş, dervişlikten yorulup dağın tepesine çıkmış, kendini otların üzerine atmış, o şeyhsizlik ne güzel deyip dört ayağını bir tarafa açarak tarikattan uzaklaşmış olmanın hazını böyle ifade etmiştir. Eğer bir insan da şeriatın ona koyduğu sınırları aştıkça ayrı kendini hürriyetine kavuşmuş gibi görür. Çarşafını çıkardıkça sanki elindeki prangaların kırıldığını görür. Kendini daha medeni, kendini daha özgür, kendini daha huzurlu hissederse ibadetin kendisine fayda etmediği o kişi masiyetle de belayla da musibetle de adam olmuyor demek. Ondan sonraki aşama cehennemdir, kabir azabıdır, ebedi kayıptır. Allah bir kulunu günaha düçar ederdi. de başında beş metre sarığıyla beraber, dört parmak sakalıyla beraber hocalığına rağmen, hocalığına rağmen, 30 yıllık, 40 yıllık dervişliğine rağmen, İslam'a çok büyük zahirde hizmetlerde bulunmuş olmasına rağmen ama aşikar ama gizli kimsenin bilmediği günahları işlemeye devam ederse eğer bu günah onu ibadetin götürmediği zillete, ibadetin götürmediği acziyete, inkisara, hiçliğe, mahfiyete götürüyorsa o zaman Ataullah İskenderi diyor ki masiyetün bir günah ki evraset sahibine züllen ve boyun kırıklığı veriyor. Kendini Allah'ın mülkünde eskisinden daha fazla mahcup, eskisinden daha zavallı, eskisinden daha müflis görmesine vesile oluyorsa, ibadetlerle bu kıvama gelmesi gerekirken, ibadetlerle gelemediği bu kıvamı, bu ubudiyeti masiyet ona vermişse, masiyetün evraset züllen ve bir günah ki kuluna zillet kuluna boyun büküklüğü kuluna eyvah dedir diyorsa hayrun min ibadetin bir ibadetten daha hayırlıdır ki o ibadet evraset sahibine izzen ve istikbaran benden daha iyisi var mı benden daha ulusu var mı benden daha büyüğü var mı dedirten kendini başkalarından üstün kendini başkalarından akıllı kendini imtiyazlı gösteren 40 yıl tekkeye mürid olarak gelip gitmesi gerekirken ibadetlerine bakarak kendini şeyhinin huzuruna artık bir hoca gibi, şeyhinin huzuruna bir vekil olarak, şeyhinin huzuruna bir takım ünvanlarla gelip gitmeye başlamasına vesile olan ibadetlerinden, sofuluğundan daha iyidir ilk günkü gibi boynunu bükük kıran masiyetler. Tabi akıllı bir Müslüman hiçbir surette bu ibareden, bu hikmetten madem masiyet daha hayırlıdır diyerek ibadeti terk edip masiyet işleme cüretini göstermez. Eğer böyle anlayan olursa o zaman güneşe işaret eden bir insanın parmağına bakıp güneşi göremeyen bir acizin durumuna düşmüş demektir. Allah Celle Celaluhu her birerlerimize yaşadığımız bütün imtihanlar karşısında ubudiyetimizi müdrik olmayı nasip eylesin diyor. Ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed